Yaş ilerledikçe ne oluyor? Yaş ilerledikçe bu aslında evrensel bir süreç. Yani hepimiz yaşlanabilsek keşke. Dünya Sağlık Örgütü yaşlanabilmek bir ayrıcalıktır diyor. Yaş alabilmek, yaşlanabilmek. Ama bir takım değişiklikler oluyor. Biraz önce söylediğim gibi yani bunları da bilmek, bunları da farkında olmak lazım. Reaksiyonlar yavaşlıyor ifade ettiğimiz gibi. Adale gücümüz biraz azalıyor. Biraz genel anlamda yavaşlıyor olabiliriz. Görme ve işitme fonksiyonlarında kayıplar olabiliyor. Bazı hastalıklar bunları artırabiliyor. Bazı nörolojik hastalıklar veya bizim işte kas iskelet sistemini tutan hastalıklarımız. Bazen kullandığımız ilaçların biraz önce yine ifade etmiştim yan etkileri olabiliyor. Bu konuda farkında olmak lazım. Hekimlerin önerileri, yani, uyarıları hocam, önemli. Dünyamız değişiyor diyebilir miyiz? Yani dünya değişiyor. Aslında dünya değişmiyor da biz içinde değişiyoruz. Artık dünyayı öyle algılamıyoruz. Dünya bizim için daha tehlikeli bir hale geliyor. Çünkü eskiden çok rahat hareket ettiğimiz o evin içinde mesela merdivenlerde. Eskiden pat 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 çıkıp pat 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 indiğimiz merdivenler. Şimdi biraz karanlık bir ortamsa, biraz merdivenlerin kenarları kayıyorsa... Evet, risk oluşturuyor. Gerçekten yaşlanmak, yaş almak bize çok şey katıyor. Değil mi? Birikimler, anılar, deneyimler. Bilgelik artıyor. Gerçekten yaşamı bir süzgeç gibi düşünelim. Üstünde kristalize bir tortu kalıyor. Anlamlı bir tortu kalıyor ama bir takım şeylerin de yavaş yavaş gidiyor olmasını bilmekte fayda var. Gidiyor demeyelim de değişiyor diyelim, o şekilde söyleyelim. Merdiven genişlikleri ayağın sığacağı kadar olmalı. Yani küçücük ayağın sadece yarısını basabileceğimiz merdiven hiç uygun değil. Tabii ki bunları mimarlar bilecek, bizler değil. Onlar gerçekten bu konuda çok çaba harcıyorlar ama bunun onların önerdiği şekilde de uygulandığının denetlenmesi lazım. Basamaklar geniş olacak, yükseklikleri standarttı zaten, standartlara uygun olması lazım. Bütün basamakların eşit olması lazım. Otomatiğe takılmış çıkıyoruz, herhangi birisi biraz daha alçak yüksek olursa çok sıkıntı hissedebiliriz. Kaygan olmayacak sizin de ifade ettiğiniz Bakın, gibi. Bakın bu şeyler kaygan deyince hep aklıma geliyor. Eski hükümet binaları, devlet binaları ya da okullar, bu taş binalar ya da eski apartmanlar. Onların merdivenleri genellikle mermer ya da taştır. Ve o zaman geçtikçe kenarları aşına aşına yüz yuvarlak öyle bir hale gelir ki adeta oradan uçabilirsiniz yani onların üstünden. Hakikaten buraya şimdi o takılan demirler, şeyler çok tutucu ve çok küçücük bir önlem ama sonucunda bizi çok ciddi bir probleme, belki bir kalça kırığına götürebilecek bir problem. Kalça kırığı nasıl bir tehlike yaratıyor yaşlılıkta? İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan hastalıklardan bir tanesi de osteoporoz ne yazık ki. Yani kemik erimesi. Halkımızın kemik erimesi olarak bildiği kemik çatısında zayıflama, kemiğin kalitesinde bozulma, direncinde azalma diyelim. Şimdi fizik tedavi uzmanları ve romatologlar kemik erimesi deyince böyle hemen bir itiraz ediyorlar. Çünkü açıklama. Gerçekten kemik erimiyor. İçindeki dokunun ana yapısından bazı maddeleri kaybediyor. Evet, dokunun natürü, yapısı değişiyor. Dolayısıyla direnç de azalıyor. Bir takım çarpmalara, darbelere, vücut seviyesinin altındaki bir düşmeler, çarpmalar normalde hiçbir zarar vermeyecekken, eğer osteoporotik bir kişi ise, düşük enerjili travma diyoruz biz buna, o zaman onda bir takım kırıklara neden olabiliyor. Kırık deyince tabii bir ön kol kırığı ise veya başka bir şeyse, hani bu yaşamsal değil belki ama kalça kırıkları son derece önemli. Dünya Sağlık Örgütü yıllardır kalça kırıklarından, düşmelerden koruyalım ileri yaş grubunu diyor. Çünkü kalça kırığından sonraki ölüm oranları bir yıl takip edilen bir popülasyon var, geniş bir popülasyon. %20'lere varabiliyor deniyor. Çünkü, yani kalça kırığından sonra her 5 kişiden biri maalesef yaşamını kaybediyor, evet, bir yıl içinde. Evet, erken ve geç komplikasyonlar nedeniyle ve özürlülük oranı çok yüksek. O %30 özürlü kalabiliyoruz. %40 oranında hep bir kişiye bağımlı kalabiliyoruz. Her yaptığımız, bağımsız yaptığımız bir şey için giderek bir kişiye bağımlı olmak çok zor. Dolayısıyla düşmelerden ve kalça kırıklarından korunmak daha kolay ve ucuz. Evet, mutlaka mutlaka özellikle yaş ilerledikçe düşmeden kendimizi korumamız çok çok önemli. Gençlikten çok daha fazla önemli.